Dolgu nedir? Dolgu yabancı olabilir, kendi vücudumuzdan alınan dolgular olabilir, kalıcı olabilir, geçici olabilir. Dolgular bugün kullandığımız dolgular 5'e ayrılır. Bunlardan birincisi otojen dolgu dediğimiz insanın kendisinden alınan plazmasından hazırlanan dolgular vardır. Kendi yağ dokusundan hazırlanan dolgular vardır. Ben buna gençlik iksiri diyorum. Bundan başka hiyaluronik asitten yapılmış laboratuvarda hazırlanan dolgular vardır. Kalsiyum hidroksi apatitten hazırlanmış dolgular vardır. Bir de hidrojellerden hazırlanmış dolgular vardır. Şimdi bunlardan kalıcı dolgu bugün için kullanmıyoruz. Kalıcı dolgu olarak adlandırabileceğimiz dolgu kişinin kendi yağ dokusudur. Yağ dokusundan alınan materyal yaklaşık olarak %40'ı kalır ve bu o kişinin artık dokusudur. Yaşlanmayla birlikte gider. Diğer dolgular ise plazmadan hazırladığımız otojen dolgu dediğimiz dolgu ya da natürel dolgu diye de adlandırabiliriz. Bu dolgular yaklaşık olarak 3 ay kadar gider. 3 ay sonra erir, sık sık yapmak gerekir. Hyaluronik asit dolgular 9 ila 18 ay süreyle vücutta kalır. Kalsiyum hidroksi apatit dolgular ise ortalama 15 ay kadar vücutta kalırlar ve derin dolgulardır. Bunlar kemiğe yakın olarak yapılırlar. Bundan başka hidrojeller vardır. Bunlar da 2 ila 4 yıl kadar vücutta kalırlar ve daha sonra kaybolurlar. Dolguların herhangi bir alerjik reaksiyonu var mı diye sorarsanız dolguların alerjik reaksiyonları vardır. %1 civarında dolguya bağlı alerjik reaksiyonu görüyoruz. Ama bu rakam olarak göz ardı edilebilecek bir rakamdır. Dolguya bağlı orantısızlıklar olabilir. Yaparken veya kişinin vücudundaki reaksiyona bağlı. Bunlar ilaçlarla eritmek ya da dengelemek mümkündür. Ya karşı tarafa biraz daha yaparak ya da bu tarafı biraz eriterek tedavi etmek mümkündür. Bunun dışında dolgular zararı var mı? Bugün için dolguların herhangi bir zararı yok. Eskiden şunu bilirdik. Dolgu yapıldığı zaman etrafa basınçla kişinin kendi dokusunu eritir diye düşünürdük. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar, yapılan bütün dolgularda vücutta kolajen ve elastik lif yapımı oluşturduğu, yani bir nevi yenilenme yaptığı gösterilmiştir. Bu nedenle bunların vücuda herhangi bir zararı yoktur. Hatta yararı vardır. İşte göz altlarına, gülme çizgilerine, ağız köşelerine ve yanaktaki çukurluklara, kaş arasındaki çizgilere bugün dolgu yapıp çok rahatlıkla buraları gençleştirebiliyoruz. Bunun dışında işte gençlerde özellikle 18 yaşından sonra dudakları ince olan kızların dudaklarını kalınlaştırmak amacıyla ya da işte 30'lu yıllardan itibaren göz altında gülme çizgilerinde oluşan çukurlukları doldurmak amacıyla bu dolguları kullanıyoruz. Hyaluronik asit dolgular daha yüzeysel, diğerleri daha derin dolgulardır.